yazın çalıştırıyorlar. Çalıştırıyoruz. İşimizi görüyoruz. Bu hayvanlar Müslüman olan bir köyün hayvanları, daha doğrusu Müslüman olan bir yerin hayvanları, sahipleri de hacı, hoca, sofu, yani onlar şu anda camilerde hatta hacda falan dua ediyorlar. Bu hayvanlar da aç susuz kar üstünde dişlerini gıcırdatıp yıldız sayıyorlar. Bence Müslümanlık bu olmamalı. Çünkü Müslümanlıkta her canlının yaşamaya hakkı vardır. Ha, biz bu hayvanlara yazın gerektiği gibi hem biniyoruz, hem işimizi yaptırıyoruz, hem çalıştırıyoruz. Kışın da faydası olmadığı için halini görüyorsunuz. Karın üstüne salıyoruz. Her birimizin iki tane, üç tane ahırı var. Ahırlarımızda üçer, beşer, onar, yirmişer tane, hatta otuzar tane büyükbaş hayvan var. Ve bir tavuğumuz bile dışarıda olsa, o tavuğu çembere alıp içeri koymadan evimize gitmiyoruz. Maalesef bu namussuz hayvanlar ya tavuk gibi yumurtlasa, ya inek gibi sütü içilse, ya bir tosun gibi eti yense, biz aramıza kapışırız bunları. Ama maalesef faydalı olmadığı için kışın hali de budur. Ne hali varsa görün diyoruz. Ha, biz de diyoruz eğer Müslümanlıkta zulm etmenin cezası varsa, inşallah bu hayvanlar öbür tarafta Sırat Köprüsü'nün kıyısında sahiplerini bekleyerek o sahiplerin o köprüden geçmemesini ve cennet kapısını açmalarını engelleyecektir. Kesinlikle. Çünkü bunların hesabını ödemeden hiçbirimiz yani refaha ulaşamayız. Yazık, günah. Yani biz yani sözde Müslümanız. Biz yöre olarak camileri yükseltiyoruz. Sahipsiz, faydasız hayvanları da bu haliyle karın üstüne salıyoruz. Cenab-ı Allah'a karşı yobazlık, yalakalık, yağcılık yapılmaz ki. Birbirimize karşı yapabiliyoruz. Bizi yaratana karşı yapamayız. Bunun hesabını bunların sahipleri ve bunu gören tüm Müslümanlar bunları aç susuz olarak görüp sahip çıkmayanlar bunların vebaline girecektir. Biz dahil olmak üzere. Sizden yardım talep ediyoruz. Yani bu bir barınak yetkilileri gelip götürecek mi? Evet, yani yarın öbür gün don olsa bu hayvan zaten iki tanesi 2-3 aylık sıpa. Bunlar dona dayanamaz. Bir tanesi ihtiyar. Yani faydalı olunca bizimdir. Faydası olmayınca işte karın olsun diyoruz. Yani yardımcı olun. Belki hayvan dernekleri sahipleri, yetkilileri gelip götürebilirler diye. Bizim de sizden ricamız budur. Mevcut şu anda burada 5 tane var. İşte bunu sabahleyin çocuğa söyledim, getirdi. Dedi davalinden yerin altına gireceğiz. Allah var yani biz. Onların da nefistir. Onlar da canlıdır. Neticede onların da midesi vardır. Evet, hayvandır ama canlıdır. Yani her insan vicdan sahibi olmalı. Şefkatli davranmalı. İnsanlara, hayvanlara. Yoksa sıfatımız insan, o dinimiz Müslüman. Ama icraatımız buysa ben kendimizden şüpheleniyorum maalesef. Vallahi hemen takriben bence her kış böyle oluyor. Ama bu sene yoğunlukta fazla. Hatta bugün yaklaşık 10-15 taneydi. Şimdi sağa sola dağılıp bir şeyler yemeye çalıştıkları için işte sadece 3-5 tanesi burada kaldı. Akşamları gene toplanıyoruz köyün içine, 10-15 tane. Sizin için de yardım eden. Bazı genç arkadaşlarımız var. Tesadüf, o da söylüyorsun. Ya vicdanı sızlıyor ya artık utancından. Yani hepimiz değil. Ama hepimiz yani iyiliğe örnek olmalıyız. İyilik yapalım ki iyi yerlere Cenab-ı Allah bizi ulaştırsın.